Biz üretiyoruz. Bilgi, fikir üretiyoruz ve muhasebeyi değere dönüştürüyoruz. Her gün güneş doğmadan yollara düşen işçinin alın teri için üretiyoruz. Umutlarını geleceğe dönüştüren öğrenciler için çalışıyoruz. Canını dişine takıp halkın sağlığı için koşturanlara dokunuyoruz üretimimizle. Tek bir insan sağlığından olmasın diye. Yine o sağlık için hafifçe gülümseyip bekleyenlerin hakkı için gidiyoruz her gün ofise. Eli toprak kokan, eli öpülesi çiftçi için biraz da. Ve teknolojiyi ekonomiyle harmanlamak için sanayiye koşturanlar ileriyi görsün diye bilgi üretiyoruz. Yaşama dair her güzellikten yana fikrimiz ve önce insan diyerek çalışıyoruz. Dünyaya nefes olmak ya derdimiz. İşte bu yüzden yeşeren her bir daldadır gönlümüz. Geleceğe bırakılacak her bir değer için düşünüyoruz. Onun bıraktığı her bir değeri daha ileriye götürmek için bütün çabamız. Bu düşünceyle toplumumuza ve ülkemize değer katıyoruz. Biliyoruz, meslektaşlarınızın attığı her adım önemli. Çünkü onlar birleşince yürünür geleceğe. İşimiz memleketin her bir ferdine yol açmaktır. Yine Türkiye ilerlesin diye. Teşekkürler, bu ülke ilerlesin diye her gün durmadan çalışan her bir mali müşavire. Muhasebe haftamız kutlu olsun. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili meslektaşlarımız, yaşadığımız pandemi sürecinin en kısa sürede geride kalarak tekrar yan yana olabileceğimiz günlerin çok yakında olduğunu dileyerek sizleri odamız adına sevgiyle selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı söyleşimizi yapabilmemize olanak sağlayan oda başkanımıza, yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize Sosyal Etkinlikler Komitesi adına teşekkürlerimizi iletiyorum. Bugün bizlerle birlikte onursal başkanımız TÜRMOP Sekreteri Yahya Arıkan, sanatçımız oyuncu Güner Özkul, marka tescil yönetim kurulu başkanı Tozlu.com'un sahibi Mine Tozlu Sineren, gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk bizlerle olacak. Şimdi Yahya açış konuşmasını yapmak üzere Sayın Aynur Koçulu'yu mikrofonu davet ediyorum. Teşekkür ederim Filiz Hanım. Sayın İSMO Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim, Kurucu Onursal Başkanım, TÜRMOP Başkanım, Dernek Genel Başkanım, ilçe temsilcilerim, ilçe temsilci yardımcılarım, çok değerli meslektaşlarım ve aileleri, diğer şehirlerden katılan oda başkanlarım, hepinizi Sosyal Etkinlikler Komitesi adına saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bizlere seçme seçilme hakkını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bugüne kadar İSMO Yönetim Kurulu'nda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan bütün üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Böyle özel bir günde bizleri bu mikrofona taşıyıp bu kadar önemli bir anmayı fırsat verdikleri için. 8 Mart tarihi boyunca 1857 yılında 164 yıl önce hak, özgürlük ve emekleri için şanlı bir mücadelenin anma günüdür. Dünya kadınlarının hep birlikte gür,
haykırarak kendilerini toplumda eşit birey olarak yok sayan, aşağılayan zihniyetleri ve sistemlere karşı omuz omuza verdikleri mücadelenin yıl dönümüdür. 1910 yılında 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Aradan 111 yıl geçmiş olmasına rağmen ve kutlanmasına rağmen kadın hakları ve talepleri hiç değişmemiştir. 11 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ni imzaya açtı. 46 ülke arasında ilk imzayı atan Türkiye Cumhuriyeti oldu. Buna rağmen hala meydanlarda biz kadın haklarıyla ilgili medyada söz hakkı istiyoruz ve savunma istiyoruz. Kadınların her türlü şiddete karşı korunması, aile içi şiddeti önlemek, kadınları her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırılması İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğidir. Ama sözleşmeyi yaşatmak için meydanlarda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hiçbir ülkenin kadının emeği ve katkısı olmadan sağlıklı bir gelişme ve kalkınması mümkün değildir. Günümüzde kadınların sosyal, ekonomik ve politik katkıları her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Hakları hiçe sayılan, kadınlık birinci ve erdemi çürümüş toplumlar her zaman yozlaşmayı beraberinde getirir. Türk kadını olarak iyi biliyoruz ki, layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni mecliste, sahnede, fabrikada, sokakta, sanatta sonuna kadar devam ettireceğiz. Yok sayıldığımızda şiddete uğradığımız günler bitmeyecek ama umutsuz olmayacağız çünkü biz güçlüyüz. Susmak nedir bilmiyoruz çünkü biz kadınız. Doğuşumuzdan başlar sıkıntı, cinsiyet ayrımı. Kız eksik etektir, erkek adamın erkek çocuğu olur. Kocaya, eşe, babaya, sevgiliye haykırmak, birileri tarafından kısılan sesimizi yükseltmek, buradayım diyebilmek, bağırmak, güvenilir alanlar seçmek, sokaklarda etrafına tedirgin bakmamak, oturacağımız yerleri iyi seçmek, sosyal hayatın içinde olmak için hep mücadele etmektir kadın olmak. Üretimin adı, aydınlığın adı, çağdaşlığın adı, akılın adı, samimiyetin adı, aşkın ve sevdanın adı kadındır. Kadın dünyadır. Çünkü biz kadınız. Katılımlarından dolayı teşekkür edeceğim misafirlerim var. Tabii bu arada bunu da eklemek istiyorum. Mücadelemiz ve yolumuzu açık tutup omuz omuza verdiğimizde bütün haklarımızı sonuna kadar koruyup geliştiren ve bize inanan erkeklerimizle nice 8 Mart'lara diyorum. Katılımlarından dolayı 100 yılın kadın hikayeleri ve kadınımızın hatıra defteri projesini gerçekleştiren değerli dostum, gazeteci yazar Sayın Nebil Özgentürk, davetimizi kabul edip söyleşimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sanatçı oyuncu Güner Özkul hanımefendi, çok teşekkür ediyorum. Bu arada Mine Kaya hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Bizleri çok onurlandırdınız. Marka Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mine Tozlu Sineren hanımefendi, söyleşimize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sosyal Etkinlik Komitesi'ndeki bütün komite arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Oda Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Erol Demirel'e teşekkür ediyorum. İSMO Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu arada bu yıl Hatay'da yanan ormanlarımız için TÜRMOP ve Çevre Komitemizin, Hatay Odamızın ortak projeleri olan fidan bağışı için 8 Mart adına bağış yapıldı. Bunu da burada açıklamak istedim. Saygılarımla teşekkürler. Odamız adına konuşmasını yapmak üzere oda sekreterimiz Sayın Erol Demirel'i mikrofona davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi çok heyecanlıyız hepimiz. Ama güzel bir heyecan bu. İyi şeyleri yapmanın telaşı. Çok değerli oda başkanımız, çok değerli meslektaşlarımız, çok değerli konuk konuşmacılarımız, odamızın çok değerli komite üyeleri, ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizin
gerçekten işte aydınlanma mücadelesinde önderlik etmiş, mücadeleyi bugüne kadar taşımış. Emek, ekmek, bedene saygı, yaşama hakkı koruma mücadelesini bugüne kadar getirmiş. Eli öpülesi kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü hep birlikte kutluyoruz. Her birine saygılarımızı sunuyoruz. Tabii zor günlerden de geçiyoruz bir taraftan da. Bir taraftan pandemi hayatımızda hala çok ağırlığıyla kendisini hissettiriyor. Ama çok yakında yine çok acı bir haber aldık. Biliyorsunuz Bingöl'de askerlerimizi yitirdik helikopter kazasında. Ben yitirdiklerimiz için başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız için de acil şifalar diliyorum. Bugün bu etkinliğimizi hazırlayan komitemize, başta komite başkanımız Aynur Koçulu, moderatörlüğümüzü yapacak olan Filiz Taş ve komite üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir heyecanla bu çalışmayı hazırladılar. Gördüğünüz gibi telaşımız da devam ediyor hala. Katılımcı konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Nebil Özgentürk. Tabii Nebil Özgentürk deyince bir yudum insan akla geliyor önce. Ama ben şöyle biraz bir araştırma yaptım. Bende de birkaç kitabı var. Zülfü Livaneli'nin en çok söylediği şey beni çok etkiledi. Çok güzel bir niteleme yapıyor kendisiyle ilgili. Bizim yani Türkiye'mizin aslında masumiyet yıllarının belgeselcisidir diye ifade ediyor. Gerçekten çok güzel bir niteleme. Ona çok teşekkür ediyorum. Sanatçımız, oyuncumuz Güner Özkul. Güner Özkul'u biz de tanıyoruz tabii aynı zamanda ama babasını çok tanıdık, çok sevmiştik. Kendisini de seviyoruz. İş kadınımız Mine Hanım aramızda, Mine Tozlu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Katılımları ve duygularını bizimle paylaşacakları için. Tabii topraklarımız, ben çok bir Kadınlar Günü etkinliğinde çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sözleri doğrudan doğruya konuşmacılara bırakmak lazım. Ama bizim topraklarımızda da kadınlarımızın demin söylediğim gibi aydınlanma mücadelesinde çok önemli bir yeri var. Şöyle bir baktım dün sabah, örneğin Nezihe Muhittin'i okudum. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında müthiş bir kadın hakları savunucusu kendisi. Aynı zamanda kadın fırkasının kurucusu. İclal Rıza Ersin'i okudum. İlk kadın muhasebeci. Yani Türkiye'de meslek gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda Fransızca doktora tezini hazırladığını gördüm. Tabii Halet Şamberlerimiz var. Arkeolog, Anadolu'nun Torosların anası deniyor kendisine. Afet İnanlarımız var. İlk tarih profesörü. İşte Muazzez İlmiye Çığ var, yine arkeolog. Kendisine Son Sümer Kraliçesi deniyor. Ve Türkan Saylanlarımız oldu. Ağır hastalık halinde bile ölüm aklıma gelmiyor, yapacak çok işlerimiz var diyen kadınlarımız var da ve daha niceleri. Gerçekten onların bu varlığı, onların bu mücadelesi hakikaten hepimize yürek katıyor. Hepimize mücadele azmimizi büyütüyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bugün sabahleyin maalesef yine bir kadına şiddet vakasıyla uyandık. Sosyal medya bununla kaynıyor. Yani kadına şiddet, kadın cinayeti vesaire, artık bunları hakikaten konuşmak istemiyoruz. Daha umutlanmak istiyoruz yarınlarımız için ama maalesef bu şiddet bir türlü bitmiyor. Bunun için hepimizin duyarlılığımızı arttırması ve gereken mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Aslında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sadece bir kutlama günü değil, biliyorsunuz. Aynı zamanda bir anma günü. 1857 yılında 8 Mart'ta yaşam koşulları için, daha iyi yaşam koşulları için mücadele etmeye kalkmış, grev yapmaya kalkmış ve nihayetinde 129 tane kadın işçinin yanarak ölmesiyle sonuçlanmış bir günden söz ediyoruz. Ardından
o meşhur ekmek ve gül sloganıyla yürüyen yine grev işçisi, grev kadınları. Yine ardından Bursa aklımıza geliyor mesela, İpek kadınlarımız, İpek işçilerinin, kadınlarının büyük direnişi, büyük mücadelesi geliyor 1910 yılında. Ve yine 1910 yılında ne kadar ilginçtir ki aslında Clara Zetkin'in dünyada 8 Mart gününü, işte o 129 tane yanan kadınların anısına bir kutlama günü olarak, bir mücadele günü olarak tanımlamış olması. Bunların hepsi hakikaten son derece önemli mücadeleler. Bizlerin de bunları hatırlayarak, bunları bilerek, bunları ileriye taşıyarak mücadele etmemiz, bunu anlamamız gerekiyor. Ve maalesef ama hala da günümüzde de kadınlarımız bir taraftan ekmek mücadelesi, bir taraftan da güllerin mücadelesini yapmaya devam ediyorlar. Onurlarının, gururlarının mücadelesini yapmaya devam ediyorlar. Bu anlamda ben bütün kadınlarımızın emek, aydınlık, beden, yaşam hakkı mücadelesinin önünde saygıyla eğildiğimizi belirtmek istiyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü bir kez daha kutlamak istiyorum. Tabii bu arada 1-7 Mart'ta muhasebe haftamızdı. Yine hepimizin muhasebe haftası kutlu olsun diyorum. Bütün emeği geçenlere, burada olanlara, bu etkinliği hazırlayanlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Şimdi kurucu onursal başkanımız, TÜRMOP Oda Sekreterimiz Yahya Arıkan bizlerle olacak. Evet, çok değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, değerli oda yöneticilerim, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de konuk olarak katılmıyorum. Yaşantım boyunca meslek mücadelesinde 26 yıllık oda başkanlığından sonra 4 tane konu benim için çok çok önemli. Özellikle Emekçi Kadınlar Günü'nde hep sizlerle birlikte oldum. Bu sefer yüz yüze değil, ekrandan birlikte olabiliyoruz. 1 Mart'larda, 10 Kasım'larda ve de geçen dönem yapamadığımız korolarda hep birlikte olduk. Ben sözlerime öncelikle Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. Ve de bu etkinliği düzenleyen Sosyal Etkinler Komitemizin değerli başkan ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm, bir gün öne alarak TÜRMOP çalışmalarının çakışmasını gelenlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Tabii değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, zor bir süreçten geçiyoruz. Bir yandan pandemi bizi işte böyle ekran başına getiriyor, evlerde tutuyor. Büyük bir camiayız aslında. Muhasebe haftasındayız, haftamızı kutluyorum ben de. Konuklarımız elbette bizi tanıyorlar ama TÜRMOP 77 SMM odası, 8 YMM odası ile birlikte 120 bin aşan bir üye sayısına sahip olan ve de çalışan arkadaşları birlikte, ailelerimizle birlikte 500 bin aşan büyük bir camiayız. Bu camianın bir beyni var. Beyni İstanbul Odası. İstanbul Odası her zaman liderliğini üretimle ortaya koyan bir odamız. Ben yine çok başarılı çalışmalarından dolayı başta oda başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii bu süreçte yakınlarımızı kaybettik, dostlarımızı kaybettik, meslektaşlarımızı kaybettik. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii değerli arkadaşlar, bugün olduğu gibi hayat normali de dönse dijital sürece hepimiz alışmamız lazım. Geçen bir arkadaşımın dediği çok güzel bir söz var. Dijital süreçten korkmayalım dedi. Bence korkmamak lazım. Bu değişime ayık uydurmamız lazım. Sadece yönetim alışkanlıklarımızı, çalışma becerilerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Değişime çok yatkın olan bu camianın da buna ayak uyduracağına yürekten inanmaktayım. Tabii bu süreçte
tüm noktada ilkler oluyor. İlk defa yarın 8 Mart Kadınlar Çalıştayı'nı yapacağız. Yaklaşık 170 kişi katılacak bu çalıştaya. Ben şimdiden heyecan duyuyorum bu çalıştay nedeniyle. İlk defa bir video yaptık TÜRMOB olarak. Yarın bunu da çalıştay sırasında sizlerle paylaşacağız. Yine günler çakışmasın diye 10 Mart günü de şöyle ki yaşam, ev, iş, kısacası her alanda mücadelede kadın olmak konulu bir söyleşimiz var, webinarımız var. Profesör Doktor Nurhan Cömert hocamız moderatörlük yapacak. Mine Özbek ve Ayşenur Yazıcı da konuşmacı olacak. Bu ilkler bizi heyecanlandırıyor. Ben sözümü çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok klasik sözler de söylemek istemiyorum. Kadının önemi, değeri, yeri bunları sözlerle ifade etmek değil, bir yaşam tarzı olarak ifade edilmesi gerekiyor. Şöyle sözümü müsaadenizle tamamlayayım. Bu Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir duvar afişimiz var. Duvar afişindeki sözle bitirmek istiyorum. Sınırlarından taşan tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her şey güzel olsun diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkanım. Meslek hayatına gazeteci ve yazar olarak başlayan belgesel yönetmeni saygıdeğer Nebil Özgen Türk bizlerle olacak. Çok teşekkürler. Beni davet ettiniz sevgili Aynur Koçulu dostumuzun bir köprü kurmasıyla ben de size konuk oldum. Çok mutluyum. Öncelikle Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler İstanbul Odası'nın tüm kadın üyelerini saygıyla karşılıyorum. Bütün dünya emekçi kadınlar ve Türkiye'li emekçi kadınlara olduğu gibi. Ben de bu böyle bir günde sizlerle olmaktan çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Tabii böyle bir gün aslında gülümseyerek ve çok çok böyle keyifle, coşkuyla kutlanması gerekirken ki 7 Mart bence çok iyi oldu aslında. Niye iyi oldu? Hem bu için insanlar daha çok düşünüyor. Yarın aslında 8 Mart tabii ki. Neden daha anlamlı oldu? Korkunç olaylar yaşadık. Şiddete uyandık. Şiddete uyuduk. Çok alçakça iki olay yaşandı. Onu hemen biliyorsunuz zaten. Sosyal medya infial halinde. Çok çok üzücü iki olay. Hepiniz biliyorsunuz. Ben çok üzüldüm. Bir erkek olarak düşünün. O erkeklerin gösterdiği alçaklık ve vahşetten utandım, erkekliğimden utandım derler ya. O yüzden anlamlı oldu. En azından haykırışımızı, çığlığımızı atmış oluyoruz. Bir Samsun'da yaşandı, bir de anladığım kadarıyla başka bir yerde yaşlı kadına tecavüzden söz ediyorum, cinayetten söz ediyorum. Eski eşine linç girişiminden söz ediyorum. Ve bütün bu kafaların, erkek kafaların iğrençliğinden söz ediyorum. Böyle bunları anlatmasak her yerde, her koşulda gerçekten bir işe yaramıyor. Bu Dünya Kadınlar Günü meselesini sadece ay ne güzel kadınlar gününüz kutlu olsun falan diye kutladığımız zaman bir anlamı olmuyor. Haykırmalıyız her defasında, utandırmalıyız. Belki yani annesi, ablası, kız kardeşi, amcasının oğlu bu alçaklara bir şeyler söyler. Çünkü çok dünyada erkek şiddetinin en yoğun olduğu ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Erkeklerin kadınlara yönelik cinayetleri ya da bir anlamda fail olma hallerinin en yoğun olduğu ülkelerden biriyiz biz. Onu fark ediyorum yani. Şu anda rakamı hatırlamıyorum ama yılda bilmem ne kadar cinayetin işlendiği, insanın annesini, kız kardeşini, karısını, kız kardeşini öldürdüğü ülke dünyada yok. Doğuyla batı arasında sıkışmış bir ülkeyiz. Ve bu yüzden de böyle bir günde biraz bir çift laf bırakmak, 10 dakikada da olsa hayata bir şey bırakmak, bizi izleyen, dinleyen dostlarımıza, mali müşavir ve muhasebeci dostlarımıza bir çift kalbimden geçenleri söylemek benim için çok anlamlı oldu. Tekrar teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Tabii ben de bir mükellefim, onu da söyleyeyim. 22 yıllık mükellefim. Bir yudum insan film şirketim var. Hemen hemen 99 diye hatırlıyorum kuruluş tarihi. Bugüne kadar iki mali müşavirim oldu. Onu da hani sizin
içinizden biri sayılabilirim biraz haliyle. Yani sizin dünyanızı biliyorum kısmen. Bu yüzden de sizin işinizin zor olduğunu da söyleyebilirim özellikle İstanbul'da. Şimdi bugün demiştik ya çok acı olaylara uyandık. Zaten ülkemiz hiç şeyden kurtulamıyor ki yani biraz canımızı sıkan, bize umutsuzluk hissettiren iklimden hiç çıkmıyor bir türlü. Yani iki ay boyunca biz mutlu olamıyoruz aslında. Yani her hafta gündem değişiyor. Dünyada da gündemin en yoğun değiştiği ülkelerden biriyiz. Yani düşünebiliyor musunuz? Daha biz geçen 4 gün önce çok yazık yani şehitlerimize ağlarken dün ülkedeki şiddete nefret etmeye, öfkelenmeye devam ediyoruz. Yarın kim bilir ne olacak? Neyse olmasın. Kısmet olmasın ama hiç olmasın ama ne yazık ki bizim ülke ölümün ve öldürmenin çok kolay olduğu bir ülke Sabahattin Ali'nin dediği gibi. O yüzden bu kadın meselesinde Dünya Kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü selamlarken şunu söylemek isterim. Kendi mesleğimden başlayarak hatta. Televizyonculukta 35 yılda yakın hemen hemen hani renkli televizyon diyorlar ya 90 yılında hatırlıyorum. İlk özel televizyon kuruldu. İşte 31 yıl olmuş. 30 yıl diyelim hadi. 30 yıldır özel televizyon rüzgarı var bu ülkede. İnsan der ki ya Adalet Kanalı'ndan sonra özel televizyonlar kuruldu. Daha özgür, daha bağımsız, daha insana, insana, çocuğa, kadına, işte vicdanlı insanlara yapılırken ben kendi mesleğim içinde, televizyonculuk mesleği içerisinde ne yazık ki çok kötü bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bütün bu şiddetin de bir kısmının şiddeti öven diziler olduğunu düşünüyorum. Hala devam eden diziler. 18 yıl önce de vardı, 30 yıl önce de vardı, bugün de var. Yani dizilerin sadece isimleri ve oyuncuları değişiyor. Tabii birinci suçlu bunlar değil. Haşa, onu söylemek istemem. Ben bütün bu sosyal medyanın daha böyle üzerimize üzerime gelmesiyle birlikte daha ortaya çıktı ya bu canımızı sıkan durumlar, kadına yönelik vahşetler, hunharca saldırılar, cinayetler neyse. Bütün bunların bunları işleyen faillerin etkilendiği ve övüldüğü durumu kastetmeye çalışıyorum. Bir, siyasetten destek buluyorlar, devletten destek buluyorlar ve setlerden destek buluyorlar. Set dediğim yani dizi setlerinden. Ne yazık ki böyle. Ne yazık ki böyle. Adam 10 dakika sonra serbest kalıyor. İşte devletin bir anlamda ya da adaletin kontrol edememesi, bu konuda bir çözüm bulamaması. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye yıllarca, aylarca insanlar haykırıyor. Bunun yerine getirilememesi. Geliyoruz şeye, siyasete. Adam şiddet uyguluyor, güvendiği bir siyasi erk var. O kadar rahat ki, o kadar serbest kalacağına inanıyor ki. Karısını öldürüyor, ertesi gün ben biliyor musunuz sizlerim diyor. Böylesine feci bir durumla iç içeyiz. Öncelikle devletin, adaletin, siyasetin ve setlerin bu konuda önümüzdeki aylar, yıllar neyse bir çözüm bulması gerektiğini söylüyorum. Yani tabii benden bir televizyoncudan bu hemen girer girmez bu şiddet yaşandığı bu dakikalarda böyle kırgınlık sözleri duydunuz. Ama ben şimdi kalkıp hakikaten uzun uzun sempatik sözler edemezdim. Bu haykırışımı, çığlığımı lütfen mazur görün. Ama tabii ki bu ülkenin olağanüstü hikayeleri de var. Ben ülkemi çok seviyorum kendi adıma. Bu ülkede yaşamaktan çok mutluyum. Bu kadar haykırsak, çığlık atsak, öfkelensek de onlarca kez imkanım oldu. Dünyada herhangi bir ülkede yaşama imkanım oldu. Hiçbirine gitmeyi düşünmedim. Hiçbirine yerleşmeyi düşünmedim. Hiçbirine mesleğimi yapmayı düşünmedim. Emin olun ben bu ülkeyi seviyorum. Bütün bu hani at iziyle itizin sıkıça karıştığı, yani her sabah tuhaf bir şeye uyandığımız, her akşam çok acıyla belki uyuduğumuz ama bin bir çiçekli bahçe olduğuna da hani Yaşar Kemal'in kulağını çınlatalım, inandığım bu ülkede ben yaşamaktan mutluyum. Mutluyum çünkü dünya güzeli kadınlarımız, çok değerli erkek edebiyatçılarımız, sanatçılarımız, iş dünyasından, değişik mesleklerden, her meslekten çok vicdanlı, güzel yürekli insanlar olduğunu inanıyorum. Çünkü Anadolu adı gibidir. Açmış bağrını, güzel insanları da alıyor. Kötülükleri de içine alıyor ama bizim derdimiz kötülükleri yok etmek. Uğur gibi yani bir
hücre gibi, kanser hücresi gibi 100 yıldır, hatta o 10 binlerce yıldır dünyanın en değerli uygarlıklarının gelip geçtiği Anadolu'da, emin olun, umutsuzluktan umut olacağına inanıyorum her zaman. Frikya, Likya, yani çok dil yok orada. Bin bir çiftli bahçe dediğim de o zaten. Yani bir köftenin içinde hem Ermeni kadının, hem Süryani kadının, hem Arap kadının, hem Türkmen kadının, hem Sünni, hem Alevi, her türden, Kürdün, işte vesaire, bütün o Kerkiz'in, Laz'ın kadınlarımızın emeği vardır. 100 yılda oluşmuştur o içli köfte. Bir Antep köftesi ya da bir Adana yemeği 100 yılda değişik kültürlerden oluşmuştur. Bu çok güzel bir uygarlık olduğumuzu anlatmıyor mu? O yüzden böyle bir ülkede yaşamış olmaktan ve kadınlarımıza gerektiğinde o kadar değerli saygının gösterildiğinin örneklerini varken ben bu ülkede tabii ki yaşamaktan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim bir kez daha. Bütün acılarına, bütün kırgınlıklarıma rağmen. Çünkü hep umut etmeye çalışıyorum. Bugün Yıldız Kenter mesela vesile oldu. Bir televizyonda Yıldız Kenter'i selamladım. Ya aklıma geldi. O kadar güzel bir söz bırakmış ki. Bakın, Cumhuriyet'in ilk tiyatrocu kadınlarından biri. Onunla aynı çağda yaşamış olmaktan, ben de onunla belgesel yapmış olmaktan o kadar mutluyum ki. Diyor ki, annem İngiliz Hristiyandı. Babam Müslüman bir diplomattı. Bizim evde şunu öğrendik biz. Yalan söylemeyeceksin, çalmayacaksın, vicdanını temiz tutacaksın, yardımlaşma, dayanışma göstereceksin. Bizim dinimiz buydu diyor. Bizim bütün ailemizin inandığı değerler bunlardı diyor. Şimdi böyle güzel bir söz bırakmış bir kadından söz ediyoruz. Dünya emekçi kadına, tiyatro emekçisi Rıza abla. 40 yıl boyunca öğrenci yetiştirdi. 60 yıl boyunca tiyatrosunu korudu. Ve o kadar yoksul, yoksun, acılar içerisinde bir çocukluk geçirdi ki umudunu hiç yitirmedi. O umutsuzluğun arasından konservatuarı bitirdi. Bir tiyatro açtı, devlet tiyatrosundan ayrılıp ve yıllar boyunca tiyatrosunu korumaya çalıştı. Açlık çekti, salonda olmadı, çok üzüntüler yaşadı ama hep insan gibi tüm Türkiye'ye tiyatro taşıdı. Samsun'dan Hakkari'ye kadar, Antalya'dan Edirne'ye kadar, İstanbul'a kadar insanlara tiyatro üzerinden sevgi, vicdan, temizlik, onur, cumhuriyet ülkeleri anlatmaya çalıştı. Ben şeyi seviyorum, böyle zaman zaman sanatçı insanlardan söz etmeyi. Bir erkek şairimizin güzel bir sözünü de etmek istiyorum. Bu arada kaç dakika kadar vaktim var? Ben kimsenin vaktini... Kimsenin vaktini işgal etmek istemem. Birkaç dakika daha edeyim. Diyor ki Ümit Yaşar Oğuzcan, rüzgar esse de, bir rüzgar esse de, bunca acıyı, kederi ve şiddet iklimini alıp götürse. Ne güzel söylemiş. Ben de diyorum ki, bütün bu kötü iklimler gitse de bize kadınlarımızın güçlü olduğu, daha özgür hissettiği, kendini daha özgür hissettiği bir birdenbire güzel bir iklim gelse, bahar gibi, bahar coşkusu gibi. Çünkü ben her zaman şunu söylerim, yani benim evde babaannem erkti gerçekten, erk. Erk demek muktedir demektir aslında, değil mi? Yani erkeklik kelimesi de oradan geliyor ama aldırmayın. Ben kendi adıma söylüyorum, hem cinslerime neyse takılmasınlar bana. Babaannem erkti. Pek çok ailede hep duyarım, babaannemden korkarız. Babaannem bize çok eğitti. Babaannem şunu söylerdi, babaannem terbiye verdi ya da annem. O kadar önemli ki, benim 10 yaşına yaklaşan bir oğlum var. Ben hakikaten yani şunu söylemek istiyorum. Yani eşim Nehir onu o kadar güzel eğitiyor ki, zaten kendisi de öğretim üyesidir. Yani çok da güzel eğitiyor. Diyorum ki tamam ya, en güzel bu işte. Bir kadın yönetiyor dünyayı aslında. Ve bizi, hepimizi, bütün 18 yaşına kadar annelerimiz bir yola itti. Bütün bu yaşadığımız acılar, kötülükler, iyilikler ne varsa aslında hakikaten evden başladığını düşünüyorum. Sonra devlet ve siyasetin yanlışları devreye girince feci durumlar ortaya çıkıyor. Ama evde başladı bizim ve ev daha çok annedir, daha çok babaannedir.
Bunu hep bunu söylemek istiyorum. O yüzden psikolog değilim ben tabii. Şu anda ahkam kesecek halim yok ama emin olun evde annenin çok önemli bir katkısı vardı çocuklarına. Bu Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir kez daha ben bir televizyon belgeselcisi olarak çok söylemek isterim. Size çok iş düşüyor anneler, kadınlar. Gerçekten elinizden geldiği kadar kendi değerinizi bilin, kendi gücünüzü bilin ve kendi o kadınsal gücünüzden erkeklere ders verin. Yani erkek çocuklara bir katkınız olsun derim. Burada benim bir tane kitabım var. Ondan da birkaç dakika söz edeyim. Kitaptan değil yani. Kitaptaki kadınlardan. Bizim ülke o kadar olağanüstü kadınlar yetiştirmiş ki ben geçen yıl Kadınımızın Hatıra Defteri belgeseli yaptım. Tam da 8 Mart'ta yani geçen yıl hemen hemen bugün Haber'de yayınlandı. Bugüne kadar hayatımıza girip çıkan ve değer bırakan kadınlarımızı anlatmıştım. Düşünüyorum da 12 bölüm yapmışız biz. Yetmedi aslında biliyor musunuz? Keşke 22 bölüm yapabilseydik. Yani o kadar güzel kadınlar gelip geçmiş ki hayatımızdan. Yıldız Kentir'i anlattım az önce. Şimdi bu kitaptan bakarak söylüyorum. Birkaç cümlede sanatçı kadınlarımıza selam çakayım, ondan sonra kapatayım ben. Bizim bir Leyla Gencer'imiz var, düşünebiliyor musunuz? 1940'larda Milano'ya gidiyor. Oradaki korkunç entrikalı opera dünyasına kafa tutup orada Maria Callas diye dünya çapındaki bir operacının da olduğu La Scala operasında görkemli bir yere geliyor. Bu ülkenin kadını, Cumhuriyet'in kadını. Müzeyyen Senar'ımız var. Olağanüstü bir karakter. Onunla aynı çağda yaşamış olmaktan, aynı ses ve aynı karakter, onurlu karakteri hissetmekten hepimiz, özellikle bütün kadınlar mutlu olmalı. Cahide Sonku, evet sonu çok kötü bitti ama ilk sinema oyuncularından biri. Yani nasıl bir derviş ruhu vardı, benim belgeselini yaptığım için iyi bildiğim insanlardan biri. İşte ve pek çok tiyatrocu, sinemacı, Türkan Şuray'ımız, Sezen Aksu'muz vesaire vesaire. Bu ülkenin kadınlarına hep ben Batı ile Doğu arasında kaldığımız için ve gerçek anlamda renkli Akdeniz ülkesi olduğumuz için kadınlarına hep saygı duymuşumdur. Çok değerli kadınlar, kadın sanatçılar özellikle gelip geçtiğini düşünmüşümdür. O yüzden de böylesine güzel bir konferans ortamında bir kez daha şunu haykırmak istiyorum. Dünyayı güzellik kurtaracak. Dünyayı kadınlar kurtaracak. Güzellik kadınlardır. Kadınlar güzelliktir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Benden sonra konuşma yapacak bütün arkadaşlara selam sunuyorum. Arkadaşım, çok sevdiğim arkadaşım Güler Özkul'a da şimdiden güzel konuşmalar diliyorum. Aynur Hanım, beni davet ettiğiniz için çok teşekkürler size. İyi ki çağırdınız. Böyle kendi kendine güzel bir monolog da olsa kendimi iyi hissettiğim bir konuşma yapmaya çalıştım. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Çok teşekkür ediyoruz Nebil Bey. Sağ olun. Size sağlık. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Evet Mine Hanım, başarılı bir iş insanı olarak kadın kimliğinin baskılandığı bu ortamda sizin birçok insana örnek olan bir öykünüz var. Bize kendi tecrübelerinizden aktarmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz fikirlerinizi duymak üzere sözü size vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Nebil Bey o kadar güzel konuştu ki onun konuşmasının üstüne hani daha ne söylenebilir bilmiyorum. Öncelikle İstanbul Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası'na beraber çalışan bütün kadınların Kadınlar Günü'nü ve bu oluşumun altında çalışan bütün beylerin de hayatındaki bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yaşadığımız dönem kötü bir dönemden geçiyoruz. İşte bir pandemi süreci yaşadık. Kadına şiddeti görüyoruz. Şehitlerimiz var. Ama gene de bu kadar olumsuzlukların içerisinde biz kadınlara olumlu olmak, umut dolu olmak ve güzellikler bırakarak gençlerimizi daha da çok bilinçlendirip daha da çok çalışmamız gerekiyor. Ben iş dünyasında olan birisi olarak, öncelikle bir kadın olarak o kadar çok zor süreçlerden, zorluklardan geçerek buralara geldim ki işte bir kadın olarak ne yazık ki işte sadece televizyonda izlediğimiz bir erkeğin bir kadına şiddeti değil,
sektörlerde çalışma arkadaşlarının birbirlerine olan şiddeti, kadının kadına olan şiddeti, medyanın başarılı olan insanlara olan şiddeti, her şeyi o kadar çok yaşayıp gördük ki ne yazık ki kadının kıymetini bilemediğimizi anladık. Ben Çanakkale'de doğdum, büyüdüm. Kadının söz hakkının daha fazla olduğu, kadının bilinçli olduğu, kadının kültürlü olduğu bir toplumdan geldim. Annem son derece eğitimli, bilinçli bir kadındı. Dedemin eşi, anneannem ve benim hayatımda olan işte bana o anlamda kadın nasıl bir kadın olmasını öğreten kadınlarla beraber yaşadıktan sonra İstanbul gibi son derece böyle kozmopolit insanların bir arada yaşadığı bir şehre geldiğimde diğer kadınları gördüğümde çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Ne yazık ki bizim toplumumuzdaki kadınlar kadın olmanın önemini ve değerini bilemiyorlar. Yani kadın olmak aslında bilinçli bir kadın olmak, yarın yetiştireceğimiz gençlere örnek olmak son derece önemli. O yüzden kadının faktörü çok, yani kadın faktörünün çok iyi bilinçlenmesi ve bu doğrultuda da bu algının çok doğru olarak yaratılması gerekiyor. Türk toplumuna baktığımız zaman bugün töre cinayetlerimiz bile kadınlarla başlıyor ve kadınlarla sonuçlanıyor, bitiriliyor. Bir kadın töre cinayetine engel olabiliyor. Bir kadın isterse bir çocuğu kulak memesi kıvamında yetiştiriyor ya da son derece böyle hani biz kurabiye yaparız nasıl, kurabiye nasıl hani anlatırız, nasıl şekilde olacak, işte vıcık vıcık olmasın, daha iyi tutsun şeklinde bir kadın da aynı bu çocuğu bu şekilde mayalayarak büyütüyor ve geliştiriyor. Ne yazık ki ben şunu da gördüm. Bugün işte bir kadın evleniyor. Evlendikten sonra işte bir kayınvalidesi oluyor. O kayınvalidenin o kadına olan şiddeti, kadının daha sonrasında kendi bilinçaltında ya ben de bunu yarın öbür gün gelinime aynı şeyi yapacağım bilinciyle o çocuğu, erkek çocuğunu o şekilde yetiştirmesi ve bu gelenek bir şekilde bir sirkülasyon şeklinde geliyor ve gidiyor. Ve sonuç itibariyle ne oluyor? O ezilen kadın ne yazık ki ezik çocuklar yetiştiriyor. Ve güçlü bireyler yetiştirebilmemiz için de işte hani geçenlerde Allah rahmet eylesin Doğan Jöroğlu vefat etti. Ne dedi? Annen yoksa kimsen yok dedi. O yüzden annemiz yoksa kimsemiz yok. Bu ülkede de kadın yoksa hiçbir şeyimiz yok. Çalışma hayatında da baktığımızda işte kadının ön planda olması, kadının bu anlamda başarılı olması, kadının işte bildiklerini, doğru bildiklerini söylemesi, her zaman işte sen saçın uzun, aklın kısa, işte sen kadınlığını bil, otur oturduğun yerde diyerek kadınlarımız hep baskılanıyor. Ama ne yazık ki ben şimdi çok fazla sizlerle, muhasebecilerle ve YMM'lerle çok fazla haşır neşir olduğum için bakıyorum, görüyorum ki bu işleri yapanlar da hep başarılı olanlar da kadınlar. Çünkü kadınlarda sabır var. Kadınlarda titizlik var. Kadınlarda özveri var. Başladığı bir işi bitirme bilinci var. Ama bizim ne yazık ki bunların kıymetini bilen erkeklerimiz, bizim yetiştirdiğimiz erkeklerimiz yok. O yüzden işte daha dün izledik Samsun'daki herhalde, Samsun'da evet, değil Samsun'daki. Mi? Kadına olan şiddeti çocuğunun gözü önünde. Ne yazık ki bunları yaşıyoruz. Ama ben kadın olarak bize son derece önemli sorumlulukların yüklendiğini, son derece önemli olduğumuzu bilerek bu anlamda da kadınların daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini, devletin de bu anlamda kadını bilinçlendirmeye yönelik eğitimler vermesi gerektiğini, kadınların iş hayatında daha fazla olabilmesi için desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu ülkenin de geleceği biz kadınlara bağlı. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim? Otobüs firmasından bahsediyorum ama. Evet, yani biz ben de tabii ki bu anlamda bir kadın olarak, güçlü bir kadın olarak, güçlü olmaya çalışan bir kadın olarak son derece
zor dönemlerden geçtim. Çünkü halka açık bir şirket yönetiyorum. Bu arada da az önceki şeyi de düzeltmek istiyorum. Ben tozlu.com'un değil, marka yatırım holdingin yönetim kurulu başkanıyım. O firmayla çok bir alakam yok. Şu anda yani tozlu.com bir internet sitesi. Biz de Markam Shop internet sitesinin kurucularındanız. Kozmetik ile alakalı. Ve halka açık bir şirket yönetmenin de son derece zorluğunu yaşayan bir kadınım. Çünkü borsadaki aslında bilmiyorum çok nadir olan yönetim kurulu, kadın yönetim kurulu başkanlarından birisiyim. Bir şirketi alıp yoktan var edip işte buralara getirmek, 8 bin tane yatırımcıyı yönetmek, parayı yönetmek çok zor. O yüzden bunun çok son derece mücadelesini verdim. Hukuksal anlamda, işte maddi anlamda, manevi anlamda yoktan var etmek, aslında yıkılmış bir olan bir şeyi tekrardan yaşatıp tekrardan canlı hale getirmek çok zor. Çünkü şu anda da mesela az önce Aynur Hanım'la konuştuk. Dedim ki ne durumdayız? Aynur Hanım dedi ki Mine Hanım çok kötüyüz. Hani piyasalar da çok kötü. Hani şirketler ayakta durmakta zorlanıyor. Bizler hani bu sıkıntı anında da bunun hem emek vererek hem de elimizde sahip olduklarımıza sahip çıkarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ekmek veren el, veren el her zaman için alan elden bir adım üstündür. Ben 12 tane şirket yönetiyorum. Ve gerçekten bu şirketleri yönetirken neler yaşadığımı çok iyi biliyorum. Bir de kadın olarak bunun mücadelesini vermek çok zor. Çünkü başarılı olan her kadının arkasında mutlaka bir şey aranıyor. Evet. Mutlaka bir şey var. Yani işte bu kadının arkasında kim var? Bu gücünü nereden alıyor? Hayır, kadının hiç kimseden hiçbir şeyden güç almaya gerek yok. Eğer o kadın doğru mayalanıyorsa, o kadının altyapısında başarı ve hedef varsa onun arkasında kimsenin olmasına gerek yok. Zaten bu işler arkada birisinin olmasıyla olacak işler değildir. Bu işler zeka işidir. Bu işler sabır işidir, emek işidir. Yani siz hangi kadına veya hangi kişiye işte para verip alın, buna sahip çık, bunu büyüt deseniz onun altında bir birikim yoksa, onun temeli sağlam atılmadıysa onu yürütemeyiz ki. Yürütemezsiniz ki. O bir şekilde bir yerde geldiği gibi gidecektir. O yüzden bu bir şirketi, sizler bunları daha iyi biliyorsunuz. Şirketlerin temelini, şirketlerin anası siz olduğunuz için bir şirketi büyütmek, geliştirmek nasılsa, işte bu ülkede de kadın olmak bunu gerektiriyor. Nasıl bir şeyin, her işin bir giriş, gelişme ve sonuç bölümü varsa, kadınlar da aynı şekilde bu ülkede girişimcilikle, işlere girişerek, illaki çalışmak gerekli değil. Evdeki kadının da faktörü çok önemli. Aslında en büyük çalışanlar, bizim kadın olarak çalışanlar, evde çalışan kadınlarımız. Esas emekçilerimiz onlar. Onların hiçbir zaman için işte sen bugün ne iş yaptığın dediğinde işte ben bulaşık yıkadım, çamaşır yıkadım, bunların hiçbirisi de iş olarak algılanmıyor. Ama o kadınların o kadar büyük misyonları var ki. O kadınlar evlat yetiştiriyor. O kadınlar yarın eş yetiştiriyor. Yarın başka bir anne babanın çocukları, ebeveynleri olacak kişiler yetiştiriyor. O yüzden biz kadınlara çok büyük görevler düşüyor. Ben bu ülkenin bir kadın çalışan olarak, bir işletme sahibi olarak, halka açık bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak son derece ezilmiş, son derece haksızlığa uğramış bir kadın olarak, başarıyla çıkmış. Evet, kadın olarak bunun mücadelesini her daim veriyorum, vereceğim de. Çünkü biz güçlü olmadığımız sürece, biz pes ettiğimiz zaman biliyor musunuz arkamızda o kadar çok pes edecek insanlar var ki, bizim güçlü olmamız gerekiyor. Bu ülkede aynı şekilde dirayetle, sabırla, hayır kardeşim biz bunu yaşadık, biz bu pandemi sürecini yaşadık, başımıza bunlar geldi ama bizim bunun için daha çok fazla çalışmamız gerekiyor. Daha fazla emek vermemiz gerekiyor. Pes etmeyeceğiz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Haklı olduğumuz noktada sonuna kadar, işin ucunda ölüm dahi olsa haklılığımızı sonuna kadar korumak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz pes ettiğimiz zaman inanın ki diğerleri kazanacak. Diğerleri kazanacak. Diğer işte kadının üzerinde hakimiyet kurmak isteyen, işte bizim gibi emekçi olan insanları devirmek isteyen veya algı yaratmak isteyen. Az önce işte Nebil Bey de bahsetti. Geçen gün, dün bir platformda bir film izledim, Türk filmi izledim.
Orada da işte bir medya patronunu anlatıyor. Diyor ki hayır kardeşim diyor. Sen diyor bu dizilerde diyor bu kadını buraya alıp diyor bu şekilde diyor gösteremezsin. Çünkü bunu izleyen kadın %90 alt seviyedeki bir kadın. Alt seviyedeki bir kadının açıklaması bile, yani alt seviyedeki bir kadın nasıl bir kadın olabilir? Yani işte bizim toplumumuz ne yazık ki kadını işte bugün televizyonlarda izlediğimiz o dizilerdeki gibi ezik, işte daha çok böyle cahil olarak anlattığı sürece bizim gelişme şansımız yok. Ne yazık ki yok yani. O yüzden medyaya da bu konuda çok son derece şeyler, görevler düşüyor. Medya çünkü ilk önce şu anda biz bilmiyorum hani çocuklarımıza hep ne diyorduk? İşte şu bilgisayarı bırak, bu televizyonun başından kalk, ama şimdi onları mecburen onların başına tutturmak mecburiyetindeyiz. Çünkü eğitim artık oradan veriliyor. Algı oradan yönetiliyor. Şu anda bütün dünya bunun üzerinde. Az önce konuşmaya başlamadan önce internette bir şey okuyorum. Artık Google'u bile beyin sinyallerimizle tarayacakmışız yani. Düşünebiliyor musunuz? Size bir soru sorulduğu anda başınıza koyduğunuz bir cihaz sizin anınızda beyin dalgalarınızda Google'u tarayıp o anlamda size onun bilgisini verip aktarımını sağlıyor. Dünya başka bir boyuta geçiyor. Dünya başka bir yere gelmiş, ama biz bugün Türkiye'de kadının dayak yememesini, işte kadının ezilmemesini anlatıyoruz. Bizim artık bunları aşmamız gerekiyor. Kadın erkek diye bir cinsiyet ayrımı yok. İş insanı var. İş kadını yok. İş adamı yok. Bu artık dünyada da insan olabilmeyi anlatmamız gerekiyor. Kadın olabilmeyi değil. Çünkü insan olmayı becerebilirsek o zaman kadın olmayı da doğru olarak anlarız. Erkek olmayı da doğru olarak anlayabiliriz ve anlatabiliriz. O yüzden iyi insan olmamız gerekiyor. İnsan olmanın farkında olmamız gerekiyor. Bu ülkeye faydalı ve menfaatli insanlar yetiştirebilmek için de eğitimi de insan olabilme odaklı haline getirmemiz gerekiyor. Başarının tek sebebi budur. İnsan olabilmek, insanca yaşayabilmek için mücadele etmek, bunun savaşını vermek, güçlü olmak ve asla pes etmemek. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mine Hanım'a. Saygıdeğer Güner Özkul. Öncelikle kalbinde yer edinmiş olan saygı ve sevgiyle yönüyle ilgili bir sanatçı olarak kendi görüşlerinizi paylaşmak. İstanbul Serbest Muhasebe davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Başlangıçta Erol Bey'in de söylediği gibi yani ondan öğrendim. Mükellef olarak kadın erkek bütün muhasebecilerin geçmiş diyorum. İyi bir muhasebeci ve mali müşavirle çalışmak gerçekten çok önemli. Kadın olsanız da erkek olsanız da iyi bir muhasebeciniz, bu işten anlayan bir uzmanla çalışmanız öncelikle çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Ben de mükellef. Mankenlik yaptığım yıllarda mükellef. Ve ilk başlarda sonsuz bir 10 senem yandı. Ama sağ olsun Kan Demir'le sene girdi. Amyanızın sanırım çok saygıdeğer bir ismi. 20 Ona ve eşi Tuna Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum beni derleyip toparladıkları için bugüne kadar. Dediğim gibi ben öncelikle oyunculuğa babamın çocukluğunu yılında İbiş'in Rüyası adlı dizide babama çok benzediğim için
Beni onun çocukluğunu oynayacak birini arıyorlardı ve Güner oynasın dediler, erkek kılığına soktular. Kadınlar gününde anlatacak şey bilmiyorum ama böylece babamın çocukluğunu oynayarak şov dünyasına adım atmış oldum. Daha sonra da işte insanın boyu uzun olunca lapacılıktan dolayı da pek bir sporcu olarak başarı gösteremeyince manken oldum. Zaten severdim hani renkli kıyafetleri, tasarımları, ışıkları, müzikleri. Aslında mankenlik de bir sporcu disiplini gerektiren bir iş. Ve yıllarca, 12 yıl manken olarak çalıştım. Mükellefiyetim böyle başladı. Ve başarılı bir manken olunca bana en çok sorulan şeylerden biri şuydu. Ne de olsa üniversite mezunusun, birçok arkadaşına göre entelekt düzeyi olarak gelişmiş sayılırsın. İşte ailen de sanatçı, okumuş etmiş insanlar. Sen mankenlik yapmaktan rahatsız olmuyor musun? Neden rahatsız olayım? İşte bedeni meta olarak kullanıyorsun, senin üstünden başka insanlar kazanç elde ediyorlar. Öncelikle şunu söylemek isterim. Manken olarak çalıştığım yıllarda, 12 yıl, eşit işe eşitsiz ücret dengesinin kadınlar lehine bozulduğu bir iş yaptığım için çok mutlu oldum ve her zaman bunun avantajını biz manken arkadaşlarımla kullandık diyelim. Ne yapalım yani, o zaman da erkek mankenlere bizim kadar para verin diye uğraşmadık, kimse kusura bakmasın. Avantajlı olduğumuz çok nadir durumlardan biri olduğu için biz bunu değerlendirdik. Ülkemizi çok güzel temsil etme şansımız oldu. İhracatçılar Birliği ile, sonra da önce İTKİP'ti, sonra İHKİP oldu. Onlarla çalıştık yurt dışında. Gerek tasarımcılar olsun, gerek koreograflar, bu gösterileri düzenleyen insanlar olsun, gerek firma sahipleri. Ülkemizin tanıtımı için çorbada bir tuzumuz varsa ne mutlu bize derken, bir yandan da dünyayı gezdik. Normal bir turist olarak hiç yapamayacağımız olanakları gördük. En üst düzey şekilde ağırlandık. Kimsenin giremeyeceği yerlere yeri geldi, biz girdik ve çok mutlu olduk. Ülke düzeyinde bu şekilde ağırlandığımız ve bir temsil etme şansımız olduğu için. Ama sizin de söylediğiniz gibi Mine Hanım, daha sonra gerek oyunculuk olsun, gerek yine televizyon dünyasında sunucu olarak yıllarca çalıştım çeşitli programlarda, kadının kadından başka düşmanı yok gibi bir şey. Yani tabii ki erkekler hayatı zorlaştırabiliyorlar ama o erkekleri de o hale biz getiriyoruz. Yine sizin bir sözünüzden yola çıkacağım. Bir kadın başarılı oluyorsa bunun altında mutlaka bir çapan oğlu aranıyor dediniz. Ama bir erkek başarılı olduğu zaman her kadının arkasında, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır demeyi biliyorsunuz. O zaman o kadın kendi adına niye bir başarı yaratamasın? Yani hep klişeler üzerinden gidiyoruz ama Nebil Bey'in de özellikle üzerinde durduğu şiddet meselesi. Yani bu şiddetin de temelinde kadın olsun, erkek olsun, en büyük sorun sevgisizlik. Yani biz insanlara sevgimizi gösterdiğimizi sanıyoruz ama gösterdiğimiz şey sevgi değil. Yani çocuklarımıza da, o erkek çocuklarımızı yetiştirirken yaptığımız şey de bu sevgi göstermek değil. Ben bundan 2-3 yıl önce bir pedagojik formasyon programına girdim. Ve yaklaşık 2 sömestr sürdü. Bu pedagojik formasyonda öğrendiğim en önemli şeylerden biri şuydu. Ve dehşete kapıldım. Bir çocuğunuz oldu diyelim. Bu çocuğunuz hiçbir sağlık problemi yok. Genetik olarak hiçbir sorun yok. En mükemmel malzemeden bir çocuk oldu. Eğer bu çocuğu 2 sene boyunca, ilk doğduğu 2 sene boyunca beşiğinden almazsanız, sadece yemeğini verip uykuya bırakırsanız, bu bebekler %80 2 sene içinde ölüyorlar.
kucağa alınmayan, sevilmeyen bebek 2 senede ölüyor. Eğer ölmezse, velev ki yaşarsa, işte daha sonra karşımıza işte seri katil, şu bu azılı suçlu denen tipler çıkıyor. Ve hani dayak arsızı çocuklar vardır ya, ne yaparsanız yapın adam olmuyor, ne yaparsanız yapın işte söz geçiremiyorsunuz, hiçbir şekilde bunu anlatamıyorsunuz. İşte o çocuklar sırf o dayağı yemek için yapıyormuş bunları. Yani bunu bir temas olarak görüyor. İnsanın insana temasına o kadar ihtiyacı var ki bunu, bu ihtiyacını gidermek için suç işliyor. Bu korkunç bir şey. Yani dolayısıyla her şeyin temelinde sevgisizlik yattığına inanıyorum. Sisteme de baktığımız zaman, yani eleştirdiğimiz erk, şöyle bir izlediğiniz zaman sevgi dolu bir surat göremiyorsunuz. Her şey öfkeden, nefretten bileniyor. Diğerine duyulan düşmanlıktan, hınçtan bileniyor. Bu ortamda güzel bir şeylerin yeşermesi gerçekten çok zor. Yani sosyal medyaya da baktığınızda, ben kendi arkadaşlarıma bile bakıyorum. Ya biri vefat etmiş. Her şeyi artık oradan öğreniyoruz. Biri vefat etmiş. Bakıyorsunuz, o kişiyle ilgili bir duygunuz, bir geçmişiniz varsa ufak ufak ona değiniyorsunuz. Başsağlığı, işte duygularınızı olayla ilgili orada paylaşıyorsunuz. Hemen altına 60 tane paylaşım geliyor. Efendim, burada bunu yazmak bilmem ne değil de yaşarken yapacaktınız da. Ya bunu yazanların yarısından çoğu o giden kişiyi tanımıyor bile. Sadece yani bütün emeğimizi, enerjimizi birbirimize ayar vermeye harcıyoruz. Bu çok büyük bir enerji kaybı. Yani bunu yapacağımıza çok daha verimli olabiliriz. Ama mümkün değil. Ne mümkün yani? Böyle bir şey söz konusu değil. Yani baktığınız zaman şimdi o kadar her türlü sektörde istihdam daraldı ki, yani olanaklarınız daraldı ki, baktığınız zaman şu diziler olsun, işte filmler olsun, Nebil Bey'in söylediği gibi her şey nefret, öfke, intikam, ödeşme. Yahu hayat ödeşmekten ibaret değil. Geç bunları. Hani affetmek, bütün bu işte kişisel gelişim, şu bu bilmem ne, yok farkındalık, yani bir de böyle bir şey yapıyoruz. Bu tür şeyler girdi hayatımıza uyduruk kaydırık. Bunlar da işte kendini affetmelisin, kendini sevmelisin. Yahu bırakın bunları. Önce karşındakini affet. İnan çok daha kolay. Karşındakini sev, komşunu sev. Her şey çok daha kolay olacak. Zaten onu yapınca kendine sevgi dolacaksın. Yani böyle olmaması mümkün değil. Sonra özellikle çocuğunuz olunca ve çocuğunuz üzerinden bir başka sosyal çevrenin parçası olmaya başlayınca bir veli olarak, o zaman da fark ediyorsunuz. Düne kadar dünya güzeli diye bildiğiniz insanlar karşınıza anne canavarı olarak çıkıyor. Yani gerçekten hani böyle bir kavram var. Anne canavarı. Herkesin çocuğu bir yana, kendi çocuğu bir yana. Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hepsi çocuk. Ben de anne oldum. Ben de bu güruhun bir parçası haline geldim. Başta benim de bocaladığım çok şey oldu ama şunu anladım ki ben çocuğuma hiçbir şey öğretemeyeceğim. Çocuk ne olursa olsun bildiğini yapacak. Çünkü insan anne olmadan önce kendi çocuğu yokken başkalarının çocuğuna karşı sonsuz bir anlayış içinde oluyor. Sevgi
dolu oluyor. Onlara çok sabırlı davranıyor, yol gösteriyor. Ve buradaki kendi sabrına şaşarak bir gün anne olmayı göze alabiliyor. Eğer diyor ben başkalarının çocuğuna karşı böyle davranabiliyorsam kendi çocuğumla eririm, çok güzel olur. Biz böyle bir evrenimiz olur, sevgi içinde bir yumak oluruz. İşte öyle olmuyor. Kendi çocuğunuza tahammülünüz olmuyor. Neden? Onu da çözdüm. Kaygı. Çünkü başkasının çocuğu için kaygılanmıyorsunuz. Evet. Ama kendi çocuğunuz olunca devreye kaygı giriyor. Kaygı sizin içinizdeki işte o anne canavarı denen şeyi ortaya çıkartıyor. O zaman şunu da anladım. Ben bu işi beceremeyeceğim. Ben adam olmaya ya da kadın olmaya, insan olmaya devam edeyim. Çünkü çocuk ne görürse onu alıyor. Ben etrafıma karşı insan gibi insan olursam, adil davranırsam çocuk da adil davranmayı öğreniyor. Ben çalışan insanlara düzgün davranırsam, hizmet sektöründeki insanlara düzgün davranırsam, müteşekkir hissettiğimde duygularımı doğru ifade edebilirsem çocuk da bunu öğreniyor. Ben git amcaya teşekkür et yavrum dediğimde öğrenmiyor. Ama beni teşekkür ederken görürse ya da insan gibi davranırken görürse öğreniyor. Ama biz özellikle bizim toplumumuzda çok var bu. Bu üstten bakmacı tavrımızdan vazgeçmediğimiz sürece çocuklarımız da örnek olarak bunu görüyor. Kız erkek fark etmiyor. Bu sevgisizlik, bu üstten bakmak, bu düşmanlık, yani sorunun bir kısmı tabii ki eğitim. Eğitim çok önemli. Yani okumuş etmiş insan farklı davranıyor diyoruz. Ama en büyük şiddeti o okumuş etmiş insandan gördüğümüz zamanlar da oluyor. Bir bakıyoruz, hadi eğitim çok önemliydi. İşte köylü bilmem kim amcanın, bilmem kim teyzenin sağduyusu. Ama bak görüyor musun, hiç eğitimsiz adam, hiç eğitimsiz kadın olabiliyor işte. Çünkü o sevgiyle büyümüş. Bir düşmanlık, bir öfke görmemiş. O zaman bilgelik dediğimiz şey gelişebiliyor. Yani okulda alınan eğitimle, öğretimle hayat adına bilgelik, sevgi, sağduyu aynı şey değil. Ama bir araya getirilebilirse ortaya tabii ki mükemmel sonuçlar çıkabilir. Bunun dışında ben şuraya tabii ki Münir Özkul'un kızı olmak çok önemli bir şey. Münir Özkul olmasının yanı sıra yarattığı karakterlerle de herkesin gönlünde taht kurdu. Örneğin benden bir yazı yazmam istenmişti tiyatro dergisine babamla ilgili. Şöyle bir cümle kurmuştum ben de yazıda. Bu cümleyi hep örnek veririm çünkü babamla olan ilişkimi ve babamın toplumla olan ilişkisini çok güzel açıklayan bir cümle olduğunu düşünüyorum. Bu konuda mütevazı davranamayacağım demeyeceğim. Babamdan kaynaklanan bir durum çünkü. Toplumun her kesiminde zengin, fakir, patron, işçi, babamı sevmeyen yoktur gibi bir şey. O hepimizin babası. Dolayısıyla işte Müslümanı, Ermenisi, Rumu, Lazı, Çerkesi hiçbir şey fark etmez. Hangi partiden olduğu da fark etmez. Dolayısıyla sen benim kimin kızı olduğumu biliyor musun dediğimde bu bir kodamanın ya da milletvekilinin çocuğunun sorduğu sorudan çok farklı olarak, hani o hepimizin babası olan adam var ya, onun kızıyım. Yani bir nevi kardeşiz demektir demiştim. Dolayısıyla gerçekten ben babam dolayısıyla herkesle kardeş gibi hissettiğim, öfkeli olmadığım günler. Doğrudur. Ancak
Tabii ki hani Münir Özkul'un kızı olmak çok büyük bir sorumluluk. Çok büyük bir herkesin kardeşiyim diyebilmek de sorumluluk. Ama ben bunun yanı sıra Suna Selen'in de kızıyım. Suna Selen de tabii ki çok önemli bir oyuncu ve tiyatromuz, sinemamız için çok önemli bir figür. Ve bir kadın olarak annemi de bugün burada anmadan edemeyeceğim. Çünkü annem bugün 82 yaşında ve hala sette. Tek başına yaşıyor. Bizde yaşamayı da kabul etmiyor. Ben kendi başımın çaresine bakarım diyor. Ve şu anda TRT'de bir çocuk dizisinde rol alıyor. Toz Koparan İskender diye. Çok da güzel tarihi TRT'nin az sayıda tarafsız ve naif işlerinden biri diyeyim. Orada rol alıyor ve yapımcılar anneme telefon ediyorlar. İşte şu bölümde de rolünüz olacak. Annem evden çıkıyor, Moda'da oturuyor. Kadıköy'e kadar yürüyor. Oradaki fotokopiciden, çünkü ben diyor bilgisayardan okuyamıyorum diyor. Fotokopiciden bastırılmış, çünkü artık fotokopici de onu tanıyor. Anneme mail geldi mi onu alıyorlar ve basıyorlar hemen. Senaryosunu alıyor. Sabaha kadar çalışıyor, ezber yapıyor, sonra da sete gidiyor. Maşallah. Ve sonra eve bırakıyorlar. Ve 82 yaşında bir kadın olarak tek başına hala yaşamayı beceriyor. Ve yeri geliyor hepimize maddi manevi destek olabiliyor. Ve ayrıca kendi döneminin ender konservatuar mezunu oyuncularından biri. Tabii ki Yıldız Hanım ondan bir jenerasyon önce. Ama yine annemin döneminde de işte Deniz Adanalı olsun, Ayten Gökçer olsun, Lale Belkıs olsun. Hani böyle insanlarla çalışmışlar. Bir zamanlar efendim mankenden oyuncu olur mu tartışmaları olurken o zamanlar mankenlik yapacak adam bulamazlarmış, oyunculardan mankenler olurmuş. Ve annemin yine zamanında çalıştığı modacılardan, çok önemli modacılardan, Mualla Hanım, Terzi Mualla. Onun da kızı aslında Canan Yaka, yine modacı. Annemle bir defile turnesine çıkmak istemiş. Annem de demiş ki işte şu kadar günü Münir'in turnesine denk geliyor. Ben gelemem Mualla Hanım demiş. Yani koskoca tiyatro. Hani dolayısıyla sorumluluk daha fazla. Bir manken eksik olursa onun yerine bir başkası çıkabilir. Ama tiyatroda bir oyunda o kadar kısa sürede birinin yerine birinin çıkması kolay değil. Mualla Hanım da babamın turnesine denk gelen günlerdeki babamın oyunlarında bütün biletleri almış, oyunu kapatmış ve annemi defileye çıkarmış. Yani böyle de güzellikler olmuş eskiden. Ben annenizin bir gazetede bir röportajını paylaşmak istemiştim ama doğruluğunu teyit edemedim. Hatalıysam düzeltin lütfen. Sizin için şey diyor, yani bizim ailede diyor, kadınlar diyor bir erkekle hiçbir zaman yetiştirilmedi. Erkek yapar gibi. Biz feminist hani kadınlar yetiştiriyoruz gibi bir şeyi vardı hatta. Sizin güçlü bir aile yapın. Hani kendi ayaklarının üzerinde duran kadınlarla ilgili olarak yanılıyorsam düzeltin. Ama böyle bir sözü de gelmişti aklıma sizin için paylaştığın. Ben belli bir yaşa gelene kadar feminizmi gereksiz gördüm. Hani kendi adıma hep şey dedim. Annemle çatıştığımız konulardan biriydi bu. Ya feminizm ne demek? Kadın olmak önemli diyorsun ama erkek olmak da önemli. İnsan olmak önemli. Yani kadın erkek ne fark eder? Ama insanı zorla feminist yapıyorlar. Bunu
yaşınız ilerleyince, hayatta sorumluluklarınız artınca, zorluklarla karşılaştıkça, yani daha genç ve sorumluluğunuzun az olduğu yıllarda, aman efendim feminizm ne demek, işte önemli olan insan olmak diye ahkam kesmek kolay. Ama hayat sizi zorla feminist yapıyor. Yani bir bakıyorsunuz, kadınlar lehine söylemler içinde işte ahkam keserken kendinizi buluyorsunuz. Aslında da delikanlı kadın oldu biliyorsunuz. Yani delikanlı da bitti. Artık delikanlı kadın. Şimdi bizim ailedeki o güç şuradan geliyor aslında. Annemin anneannesi Fatma Aliye Hanım. Yani Türkiye'nin ilk kadın romancısı. Hı hı. Fatma Aliye Hanım şu anda 50 liraların arkasında gravür baskı resmi olan hanım. Tabii aslında onun bu paraya basılması da çok eleştirildi. Çünkü Osmanlı, neticede Osmanlı döneminden kalma bir figür. Ve zamanında feraceli fotoğrafları da çekilmiş. Dolayısıyla işte efendime söyleyeyim, neden çok daha aydın kadınlarımız varken böyle başı bağlı bir kadını paraya bastınız şeklinde eleştirilere de o dönem bu seçimleri yapan merci tabi tutuldu. Ancak o dönemde yaşayan bir kadın olarak kurallar neyse tabii ki ona uyacaktı. Fakat Fatma Aliye Hanım'ın herhangi bir gericilikle ilgili söylemle alakası yoktur. Kendisi hem çok ilerici, aydın bir insandır, hem çevirmen olarak çalışmıştır. Bir müddet gizli gizli yazmış, daha sonra kendi adıyla da neşriyatını gerçekleştirmiş bir insan. Aynı dönemde yazarlığa başlamış başka kadınlar da var. Ama neticede elimizdeki resmi belgeler şunu gösteriyor ki ortaya çıkan ürün bazında değerlendirdiğimiz zaman, yani basılı kitabı olan, işte edebi nitelikte işler çıkarmış bir insan olarak gerçekten Fatma Aliye Hanım şu anda tarihimizde ilk kadın romancımız olarak yerini alıyor. Ayrıca yine Biket İlhan'ın bir belgesel filminde de Hilali Ahmer Kadınları diye onu anlatan, Kızılay'ın kuruluşunda yer alan ve aktif olarak görev yapan kadınları anlattığı bir belgeselde Fatma Aliye Hanım'ı ben canlandırdım. Tam bir oyunculuk denemez çünkü küçük küçük anekdotlar üzerinden giden bir belgeseldi. Tabii ki torunu olarak benim o projede rol almamı rica etti Biket Hanım. Çok da gurur duydum daha sonra bir gösterimine katıldığımda. Toplum hayatına çok katkıları bulunmuş, çok gerçekten ilk feministlerimizden diyebileceğimiz bir insan. Evet. Bugünden geriye dönüp baktığımızda. Ki o dönemin şartlarımız daha zor. Dolayısıyla hani böyle bir günde onu da anmadan edemeyeceğim. Onun dışında daha ne söyleyebilirim bilemiyorum. Teşekkür ederiz. Ama ne geçiyorsa. Bu oyunculuk dışında televizyonda da yine 3 yıl çalıştım. Nebil Bey'le tanışıklığımız da zaten oradan kaynaklanıyor. İlk tanışıklığımız, aynı kanalda çalıştık. Yapımcı ve sunucu olarak çalıştım. Gerçekten kadından gördüğüm zulmü yok. Hiçbir erkekten sektörde görmedim. Maalesef. Ya, kadının en büyük düşmanı gene kadın. 3 senede kel kaldım. Bayağı bir saç kaybı yaşadım. Cevadım sadece saçınızı kaybetmiş. İşte son kertede işte arkadaşlarımla vedalaşırken bu saç kaybımda
katkısı olan arkadaşlarımdan biri. Bir de bana böyle yaptı. Ah, senin saçın açılmış. Evet. Var. Evet. Yani hiçbir erkek meslektaşım da aha senin saçın açılmış ya da şöyle gözünün üstünde kaşın var bilmem ne demedi bana. Yani neden böyle oluyor bunu bilmiyorum. İster istemez kadınlarda da şöyle bir şey gelişiyor. Sizi tenzih ederek söylüyorum ama ben bir kadının emrinde çalışmak istemem diyorsunuz. Bunu evet. Derken kendinizi buluyorsunuz. Yani yani özellikle bizim sektörde bir kadının bir gün önce neler yaşadığı hakkında aşağı yukarı bir fikir yürütebiliyorsunuz. Günü nasıl geçmiş, işte iyi mi, kötü mü, keyfi yerinde mi? Ama erkekte bunu görmüyorsunuz. Hiçbir zaman anlamıyorsunuz. Ya da ben denk gelmedim. Gerçekten erkek mobbingine uğrayan kadınlar da çok var. Ya da erkeğin erkeğe yaptığı mobbing ya da zulüm de çok var. Bilmiyorum ki. Yani evet kadınlar günü, evet kadın sorunları çok fazla. Ama hepsinin arkasında sevgisizlik ve hani gerçekten biraz mizahi bir şey olacak ama hani bir psikiyatri koltuğunda şuraya uzan çocukluğundan başla dediğinde o insanlar gerçekten dürüst bir şekilde anlatsa neler dökülür bilmek bile istemiyorum. Merak bile etmiyorum yani. Sevgisizlik her şeyin temelindeki sorun diye düşünüyorum. Ben şimdi sizin bahsettiklerinizden de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizimle iş hayatındaki kadınlarla ilgili başarıya yönelik konferanslar ya da konuşmalar yaptıkları zaman işte başarılı kadınları bir araya toplayıp bunların hayatının nasıl olduğu, nasıl başarıya geldiklerini falan öğrenmek istiyorlar. Şimdi ben de oraya davet edildiğim zaman oraya katılacak olan kadınlara bakıyorum. Kadınların özgenç geçmişlerine bakıyorum. Nasıl başarı elde etmişler? Oraya nasıl gelmişler? Şimdi bir tanesine bakıyorum. Babasının parasıyla oraya gelmiş. Babasından bir holding devralmış veya işte babasının sayesinde bir şeyin başına geçmiş. Onu devam ettiren kadınlar var. Eşinin vasıtasıyla, parasıyla gelmiş kadınlar var. Hayatındaki başka kişilerin vasıtasıyla oraya gelmiş kadınlar var. Ve diyorum ki ben ne yazık ki bu kadınlarla başarıyı konuşamam. Çünkü başarı gerçekten sizin anneniz, babanız ya da işte sizin arkanızdaki kimse size bir kapı bile açıyorsa onun dışında o işi daha farklı şekilde geliştirerek kendi emeğinizle, kendi gücünüzle bir şeyleri daha farklı yerlere getirebiliyorsanız benim için başarı odur. Yani size verilen olanaklara değil, ne katabildiniz? Ne katabildiniz? Yani bunu nasıl geliştirebildiniz? Ya da sizin ondan aldığınız illa bu maddiyat değildir, bu maneviyattır da. Ondan aldığınız o maneviyatla nasıl etrafınıza faydalı olabildiniz? Şimdi kadınlara bakıyoruz. Şimdi başarılı olan kadınların hayatındaki tek hedef diğer kadınlara bir şekilde nüspet yapabilmek. Diğer kadınlara onu gösterebilmek. Bir güç gösterisi. Ne yazık ki kadınlar bu rekabet, kadınlarla alakalı o rekabet alanının dışına çıkamadıkları sürece kadınların en büyük düşmanı gene kadın olmaya devam edecek. Çünkü kadınların gözü sürekli olarak onun üstünde ne var? O kiminle evlenmiş? Aa ya bugün hani kadın kızına bile ne diyor? Kızım zengin bir koca bul. Zengin bir adam bul. Aman rahat et. Yani önce şey buradan geçiyor. Yani zengin bir hedefimiz bu. Bir kadının en büyük hedefi. Benim annem bile bazen der ki ya işte sen işte hiç daha kızım işte bir adamla evlenip ya da ne bileyim daha böyle bir şey yaşayamadın. Hayır kardeşim. Bir kadının da bir erkekten bekleyeceği şey para değil. Bir kadının bir erkekten beklediği nedir? Bir kadına sahip çıkılmasıdır. Biz bugün feminist diye hani feminist denen kadınların bile baktığımızda ne kadar mutsuz olduklarını görüyoruz. Bu rekabet ne oluyor? Bir dönem sonra kadın erkek arasına geçiyor. Bugün kadın olmaktan bahsediyoruz ve adam olmaktan, erkek olmaktan bahsediyoruz. Peki bir kadını kim en iyi anlar? Gerçekten adam olan anlar. Bir adamı kim iyi anlar? Gerçekten kadın olan anlar. Eğer bu anlamda bir takım şeylerimizi de törpülersek
Hani o egomuzu törpülersek, mütevazi olmayı öğrenebilirsek, mesela benim işte Aynur Hanım'ın da dostlarından, benim hayatıma, benim müdürüm Serkan Bey'e de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Hani insanların hayatına, bir kadının hayatına ona yol gösterebilecek bir erkek olabiliyor. Bir kadın da olabiliyor. Bizim yapmamız gereken ne? Başka insanların yaşadıklarından dersler alabilmek. Bir kadının yaşadığı kötü şeyleri yaşamamak için onun tecrübelerini kendimize tecrübe edinmemiz gerekiyor. Çünkü bizim yaşadığımız tecrübelerin bedeli çok ağır oluyor. Hele kadınsanız. Bir de kadının hani en büyük silahı aklı. Sizin babanızın filmleri. Ben Münir Özkul hayranı birisiyim. Adile Naşit ve Münir Özkul ikilisine hayranım. Yani onların oradaki o aile kavramlarını, o evlat ilişkilerini, anne baba, oradaki hani patron ilişkileri, patronun bile nasıl olması gerektiğini Münir Özkul o filmlerinde bize anlatmış. Şimdi bakıyorsunuz, o zamanki aile işte kadın, aslında ezilen kadın yok ki orada. Evet. Hep ön planda aslında olan bir kadın var. İşte biz ne zaman, hayır kardeşim ben erkekten üstünüm, benim erkekten hiçbir farkım yok dediğimiz anda biz kadın olarak mutsuz olmaya başlıyoruz. Çünkü bizim doğamızda, kadın olmanın doğasında sahiplenilme duygusu var. Erkek sahip çıkacak, kadın sahiplenecek. Manevi olarak biz bu duyguyu kendimize yaşatamadığımız için, iç dünyamızda da kendi kendimize barışık olamadığımız için ne yapıyoruz? İş hayatında da daha agresif oluyoruz. Evet. Bu sefer ne oluyor? O mutsuzluk bizim iş hayatımıza yansıyor. Yani dikkat edin, evin içerisindeki huzursuzluk mutlaka iş dünyasına yansır. Evde eşiyle kavga eden patron gelir, iş hayatında elemanların hepsine böyle terör estirir. Kadın kocasından saygı görmüyorsa gider çocuğunu ezer. Yani bu bir silsile şeklinde devam eder. O yüzden biz kadın olmayı doğru anlamalıyız. Ben hani Anadolu. Bu ülke Anadolu. Ana. Biz kadın olmayı bildiğimiz sürece maddi ve önce manevi huzur elde edeceğiz. O manevi huzurdan sonra o huzuru üç dünyamıza yansıtacağız. Şimdi biz kadın olmayı doğru düzgün anlayabilirsek kadınlar olarak ve hayatımızdaki erkeklere de bir kadına nasıl davranması gerektiğini doğru bir şekilde anlatabilirsek, rekabetin içerisinde olmazsak. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi erkekler de aslında bu dönemde çok bahtsızlar, çok şanssızlar yani. Çünkü kadınlar artık erkekleri ezmeye başladı. Sen sus. Sen işte ben artık para kazanıyorum. Sen ne var ki? Benim senden ne eksiğim var ki? Bu sefer ne olmuş? Onu büyüten anne demiş ki sen adamsın. Sen şu, bu sefer kadına bir şey yapamıyor. Düşünebiliyor musunuz o erkeğin psikolojisini? Böyle bir şey yok. Bizler eşlerimize saygı duyarak, eşimiz. Sonuçta hani erkek psikolojisini de düşünmek gerekiyor. Eğer biz erkeği, ne kadar hayatımızda bir erkeğe saygı gösterip onu ön plana çıkartırsak, bir de şu var, az önce hani dediniz ya, işte başarılı olan kadınlar bu sektörde fazla eziliyorlar ya da işte göz ardı edilmeye çalışıyorlar, ama bir sektörde bir kadın başarılıysa inanın o başarılı kadının arkasında o sektörde başarılı olamamış yüzlerce adam var. O yüzden o kadınlar zaten başarılı. O adamlar başarısız oldukları için başarılı. Ama biz bunun bilinciyle bunları ezmek zorunda mıyız? Hayır, değiliz. Biz onları da aynı şekilde bilinçlendirerek başarılı hale getirmemiz gerekiyor. Onları işte daha fazla motive ederek çocuklarımızı da o sevgi dolu ortamın içerisinde büyütmemiz gerekiyor. Tek kural bu. Teşekkür ederiz. Biz gidiyoruz. Evet. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. İş, sevgi ve sevgi. Yani evet. Bütün öfkemiz bu sevgiyi görememekten. Aynen. Empatik eksikliğinden. Maalesef. Bunlardan şey var. Ben son bir anekdot paylaşmadan geçemeyeceğim. Adını telaffuz etmek istemiyorum ama zamanın çok yakışıklı manken arkadaşlarımızdan biri. Oyuncu olarak da çok başarılı oldu. İzdivaçlarıyla da çok gündeme geldi falan filan. Bir gün bir ortamda oturuyoruz, böyle dedi. Ben dedim mesela dedi. Eli kolu dolu, paketlerle dolu, zor durumda bir kadın görsem koşup dedi kapıyı açmam ona dedi.
Neden dedim? Kadın erkek eşit diyorsunuz evet, dedi. Ya. Ben niye kalkayım kapıyı? Bunu söylediğin iyi oldu. Seni o halde görürsem ben de sana kapıyı açtım. Evet. Çok karşımıza çıkan kullanılan bir not oluyor. Eşitsin, kaldır yani taşı. Işte anlayışına bakar mısınız yani? Bunu bu şekilde mi anladın? Anlaşılıyor yani. Yani işte. Bugün bizlerle olduğunuz için. İşimize geldik. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Sağ olun. Çok güzel vakit geçirdik sizlerle. Sizlere bir teşekkür için bir sertifika ve çiçeğimiz olacaktı. Onları takdim etmek üzere. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sizlerle görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın. Çok sağ olun.